Size merhaba arkadaşlar. Yine bir Rise of Kingdoms videosuyla karşınızdayım. Yine video çektim fakat iki kere video çekmek zorunda kaldım. Bu üçüncü videoyu çekiyorum. Birisinde yine videoyu çektim. Fakat benim sesim gelmiyor. Sesim gitmiyor. Ardından böyle bir rüzgar sesi gibi bir farklılık var. Ya ben bu mikrofonu ya bozuk geldi bana ya da bilmiyorum herhangi bir ayarını mı yapmam lazım. Bu konu hakkında bilgisi olan varsa lütfen bana yazsın, bana bir fikir versin. Test yapıyorum yani ses testi yapıyorum. Çok güzel çalışıyor. Videoyu çektim girdim. Videoda ses gelmiyor. İkincisinde neyse dedik bir daha çekelim. Sıkıntı yok. Nasıl olsa sahura kadar bekliyoruz. Bir daha atarız. Videoyu çektim. Videoyu bitirdim. Fakat bu sefer de videoyu çekmemişim. Yani kaydı başlatmamışım. Üçüncüyü çekiyorum. Bugün çekmeye çalıştım. İnşallah bu sefer çekeceğim. Çekmeye çalıştığım şey şu. Budika mı? Zuge mi? Daha iyi. Bunu test edeceğiz. Ardından Budika'yı mı önde kullanmalıyız? Zuge'yi mi önde kullanmalıyız? Aslında ben videoları çektim birkaç tane rapor aldım burada raporlara baktım fakat tekrar çekmem gerekiyor onu size göstereceğim dediğim gibi videoları çekmiştim yine çekeyim üçüncüyü deneyeceğiz İnşallah bu sefer olur İnşallah kaza bela olmasa çekeceğiz şimdi burada birkaç tane rapor aldım arkadaşlar videoyu çekmiştim dediğim gibi tekrar bir başlayalım önce şunu belirteyim. Budika önde ya da hani Budika mı önde, Zuge mi önde? Bunu tam net test edebilmemiz için iki, iki hesapta da iki komutanın olması gerekiyor. Fakat bizim şöyle bir dezavantajımız var. Bizim krallığımızda çok fazla okçu oyuncu yok. Okçu olmayan oyuncularda da birinde Zuge var, birinde Budika yok, birinde Budika var, Zuge yok gibi. Bunu farklı çeşitli yönlerden deneyerek en azından raporları almaya çalışacağız. Şöyle yapalım. Bir Budika zuge yapalım. Böyle yani burada bir zuge çıkalım. Diğer benim kendi piyade hesabımda da Budika çıkacağım. Şöyle yapalım. Bunu 30K yapalım. Bu arada e, burası Osmanlı İmparatorluğu yani Osmanlı medeniyeti oynuyor. Diğer piya, bu bu hesap piyade fakat bu da balinaların oynadığı tarzda Osmanlı oynuyor. Bejide 5 bezi hasar almak istediğim için. Baflar aynı olacak. Herhangi bir şekilde burada tema da yok. Ekipman ve teçhizatlarını iki, iki hesapta da çıkardım. İkisinde de ekipman ve teçhizat te buff'ı olmayacak. Burada bir zuge çıktık. Ardından şuradan da bir budika çıkalım piyade hesaptan. Şöyle ikişer üçer tane rapor alırız. Düelle yaparız. Bakarız hangisi daha iyi. Şöyle bir budika ile çıkıp vuralım bakalım. Aslında ben sonuçları biliyorum fakat sizlere hani en azından videolu göstermek için Burada test edelim, görelim hangisi daha iyi. Raporlar var, raporlara baktım genel anlamda. Ama bu tarz e, sıkıntılar olabiliyor. Normalde yaşamıyordum. Mikrofonu aldıktan sonra da birçok video çektim. Sıkıntı yaşamıyordum, problem yaşamıyordum ama bu aralar çok fazla sıkıntı çıkmaya başladı. Ya yani mikrofon bozuk ya da ben herhangi bir ayarımı değiştirdim. Onu da bilmiyorum, emin değilim. Ama sıkıntı yok. Şimdi testimiz Budika, Zuge. Hangisi daha iyi? Yani birebir arkalarında hiçbir komutan yok herhangi şekilde. Şöyle 2-3 tane rapor alırız. Genel rapora bakarız. Hangisinin daha iyi olduğuna karar veririz. Ardından hangisini önde kullanmalıyız onunla alakalı da raporlara baktıktan sonra yorum yaparız. Daha sonrasında kendi şahsi fikrimi söyleyeceğim. Hangisini yapmalıyız, hangisini yapabiliriz gibi. Genel anlamda bir değerlendirme yaparız ardından. Normal hasarda Budika bir tık daha önde. Fakat beceri hasarında yine Budika önde gibi gözüküyor. Tabii ki de bu şu aldığımız şu rapor şu sonuç birebir fightlarda yani biz alanda KVK'da bunu farklı şekilde de test ederiz. O zaman da video çekerim. O zaman da farklı bir şekilde video gelir. Hangisini kullanmamızla alakalı. Çünkü zaten ikisini de kullanacağım büyük ihtimalle. Hem piyadeyle de savaşırız hem okçuyla da. İkisinde de bir altın set var. Hemen hemen aynı. Teçhizatlar farklı olabilir. Şöyle hemen ilk fight'ın raporuna bakalım. Zuge kaybetti. 4726 ağır yaralı var. Burada da 3933 nereden bakarsan hemen hemen şu küsuratları silersek 3900 diyelim burası da 4700 800 arada bir ağır yaralı farkı var. bu dikanın biliyorsunuz bir de iyileştirme şey vardı sikillerinde. Bir daha deneyelim şunu. Öne zuge koyalım. Hesapları da yıprattık bu arada. Bu kaçıncı düelli oldu? İki video çektik. İkisini de çekememişiz anasını satayım. Buraya da bir Budika atalım. Ardından şuradan da bir 30k çıkalım. Önümde bir telefon, iki telefon, bir bilgisayar var. Belki hani videoyu uzatmamak için yapmayı düşünmüyorum ama belki diğer piyade hesabıma girip oradan da bir zugem var bu dikam yok bu hesap hesabımda. Arkasına işte başka komutanlar koyup da deneyebilirim. Fakat tam not net sonucu alamayız. Çünkü bu piyade medeniyeti oynuyor. Çok net sonucu almamız mümkün olmayabilir. O yüzden çok fazla uzatmayacağım. Sadece bizim burada test etmemiz gereken bu dikkat Zuge var. Onu da test ederiz. Videoyu kapatırız. Çok fazla da uzatmak istemiyorum. Ama aşağı yukarı siz de ben de en azından sonuçları raporları görmüş oluruz. İlk fightta bu daha iyi rapor aldı. İkinci fight üçüncü. Üçüncüyü de yaparız. Üçüncü rapora da bakarız. Bakalım hangisi daha iyi rapor alacak. Aslında benim düşüncem tabii ki de Budika daha iyi. Birebir de tabii yani. Bunları hep yanlış anlamayın. Bunlar birebir de yani birebir fightta Budika'nın daha iyi raporlar alacağını düşünüyordum. Fakat Budika Zuge'mi Zuge mi önde konusunda ben Zuge'yi önde kullanmayı tercih edebilirdim. Fakat aldığımız raporlara baktığım zaman Budika'nın yine önde kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Fakat eğer diyorsanız ki ben bir komutan yapmak istiyorum ve okçu komutan yapmak istiyorum. Elimde bu komutanı yeteri kadar yani maxlayabilecek kadar heykelim var. Hangisini yapayım? Ben aslında Zuge'nin yapılması tarafındayım. Zuge'nin yapılması kararındayım. Çünkü Zuge hem alan hasarı vuruyor hem yeni bir komutan. Tabii ki de bu yeni olduğu yeni olması çok daha iyi olduğu anlamına gelmiyor. Fakat tabii ki de Budika daha iyi. Ama okçusun ve alana çıkacaksın. En azından alan hasarı vurup daha fazla rapor alabilme imkanın fırsatın varsa bu Zuge'den yana olmalıydı. Ben Zuge, şu bir komutan yapacak olsam ben kesinlikle Zuge'yi tercih ederim. Şöyle yine bunun bir raporuna bakalım. Ee, hemen hemen aşağı yukarı aynı. Fakat bu sefer daha fazla. Budika daha fazla bir ağır yaralı aldı. Şimdi bir tane daha yapalım. Üçüncüyü de yapalım. Bakalım arada çok fazla fark var mı? Ardından duelloyu kazananı yani hangisinin daha iyi komutan olduğunu en azından test etmiş oluruz. Biraz geç çıkalım burada. 30 bin diyelim. Buradan da bir budika çıkalım yine. Böyle. Bu son düello olur. Ardından hangisini önde kullanırız? Onunla alakalı birkaç da düello yapıp video yaparız. Ardından biz videonun sonunda toparlarız. Bir özet geçeriz. Siz de daha net, daha iyi anlarsınız. Ee, amacım bu tarz videoların gelmesi arkadaşlar. Sizlere hem bilgilendirici içerikler hem rehber olabilmeye hem savaş videoları bunlarla alakalı da videolar gelecek. Genelde bu tarz videolar atmaya çalışacağım. Bu farklı komutanlar da olabilir. Yarın bir gün Louis ile olur. Örnek vermek gerekirse. Yani bu tarz komutanlar hangisi iyi, hangisi kötü, hangisi önde falan. Bunlarla alakalı videolar gelir. 2 hafta falan oldu. Aşağı yukarı başlayalı. Takip edin arkadaşlar. Beğenin. Takipçi sayısı bir tık az. 2 haftaya göre 78 olması lazım. Takip edin. Daha fazla içerik gelsin. Daha fazla video gelsin. Takip etmeniz benim için önemli. Tabii ki de yeni başladım ama zamanla bu çok daha iyi yerlere gelecektir. Sizler de zaten izledikçe beni takip edeceksiniz. Bundan da eminim. son duelo'yu da yapalım. Ardından kararımızı verelim. Belirttiğim gibi herhangi bir şekilde iki hesapta da buff yok. Ne ekipman ne teçhizat ya da tema buffı yok. Tamamen çıplak olarak bir test yapıyoruz. Bu üçüncü testimiz. Bakalım nasıl rapor gelecek. Ben bu dikayı bir, bir, yani bir tık önde görüyorum ki zaten raporlarda onu gösteriyor. Bu dika birebir fight'ta daha iyi. Yine aşağı yukarı aynı rapor alacak tahmin ediyorum. Evet zaten aldığı Budika'nın aldığı ağır yaralı stabil aşağı yukarı hemen hemen aynı. Karşı taraftan aldığı 4.800'de küsuratı sevmiyorum 4.900'de 4.000 yine 700 falan. Yani işin aslı Budika Zuge'den daha iyi raporlar alıyor yani Budika Zuge'den daha iyi gözüküyor. Bire bir fightlarda en azından alan has, alan fightı olmadan. Şimdi bir de şunu test edelim. Yani Budika önde. Birebir fightlarda. Böyle yapalım. Budika önde. Zugi arkada yapalım. Karşı tarafta aynı şekilde komutanımız yok. Fakat Budika'mız var. Arkasına YSG atarız. Şöyle. Öyle deneriz. Öbür türlü de burada da Zuge'yi öne koyup Budika'yı arkada atarız. Aynı şekilde deneriz. Böyle Budika YSG yapalım. Hangisi önde daha iyi olur? Onu da test etmiş oluruz. Onun da hem siz hem ben de anlamış oluruz hangisi daha önde. Yine üçer tane yaparım. 3 Üç tane budika züge, 3 tane züge budika yaparım. Aradaki farkı değerlendiririz. Bir genel rapora bakarız. Genel ağır yaralıya bakarız. Daha net karar vermiş oluruz bu konuda da. Ama bu video işini çözmem lazım. Yarın bir gün bir savaş olur. Savaşta video çekmek zorunda kalırım. Ki canlı yayın zaten yapmayacağım bazı krallıklarda. Yani düşünsenize videoyu çektim savaştım ama bir çıktın şey çalışmıyor, mikrofon çalışmıyor ya da kaydı almadın bu tarz şeyler sıkıntı olur. Mikrofon işini çözmem lazım. Belki de mikrofonu değiştiririm. Aslında kullandığım mikrofon iyi, kaliteli bir mikrofon. Sanırım ya ayarında bir sıkıntı var ya da mikrofonda mı bir bozukluk var, kablosunda mı bir sıkıntı var onu çözemedim. Ama hoş bir durum değil. Şöyle hemen bir rapora bakalım. Budika önde, Zuge arkada. 3114 ağır yaralı vermişiz. Karşı taraftan 4238 almışız. 3698'de iyileştirme kazanmışız ilk raporda. Yani aradaki fark hemen hemen aşağı yukarı bir kaya yakın. bir yani kya yakın bir ağır yaralı aldık. Fark fark aldık karşı taraftan. Yine bir budika suge yapalım. Şuraya yine bir 30k yapalım. İkinci raporada bakalım. Ya tabii ki de burada dediğim gibi belirttiğim gibi yetenek ağacı arasındaki o yüzdeler de birkaç değişiklik yaratabiliyor. Raporlarda farklılıklar yaratabiliyor ama Genel anlamda zaten az çok kendini belli eder. Aldığımız ağır yaralılar kendini net bir şekilde belli edecek. İkinci düello. Üçü de yaparız. Ardından bir de Zuge önde bu e arkada deneriz. Bakalım hangisi daha iyi. Ama KVK'lar da alanda kullanmak için ben Zuge'yi tercih ederdim. Yine tekrar üstüne bastırarak söyleyeyim. Yani yeni bir komutan yapacağım. Okçu bir kıta çıkmak istiyorum. Elimde de altın kafa var. Çünkü Budika evet hasarı daha iyi ama alan hasarı vurmuyor. Tek bir tek bir hedefe vuruyor. O yüzden ben Zuge'yi tercih ederdim. Bu kaçıncı raporumuz? Bu üçüncü. Üçüncü rapora da bakarız. Ardından bir de Zuge Budika yaparız. Şöyle şuradan açalım. Hem toplamına bakarız. Size daha net anlatmak için şöyle Budika'yı geri çekelim 3283 ağır yaralı 3624 Evet ağır yaralı bir tık arttı 4178 4200 Tamam şunları şöyle bir favorilere ekleyelim kafamızda karışmasın şöyle favorilere atalım bakın burada da diğer fight'lar da var Bunlar da şey yapmıştım ama demek ki kayda almayınca ya da mikrofon kötü gelince ses Ayarlayamadık. çekemedik onları. Böyle Zuge'yi öne bu sefer Budika'yı arkaya atalım. Gibin dedik. Yine aynı şekilde karşı tarafta da Budika YSG yapacağız. Aradaki farkı anlayabilmek için. Çünkü bu hesapta Zuge yok, o kötü. Daha net rapora ulaşırdık. Yetene karşıları da hemen hemen aynı, hatta aynı. Budikaların yetene karşıları aynı yani. Okçu sıkıntı abi. Okçu sıkıntı belir. Yani okçu oyuncu bulmak zor. Okçu oyuncu buluyoruz, getirmeye çalışıyoruz. Bak gel elimizde okçu yok zaten teknoloji yapıyan oyunculara genellikle gidiyorum hani gel burada okçuları sen alırsın okçu valilerini sana veririz çünkü okçu yok ama kimse gelmiyor okçu yani okçu bulamıyoruz daha doğrusu okçu oyuncu bulmak çok sıkıntı bakalım aradaki fark nasıl olacak ben de merak ediyorum yani bunu birebir de canlı canlı test etmemiştim Tabii ki de farklı komutanlarla savaşıyoruz ama yani raporlara çok dikkat etmemiştim şimdi biz ben de çok net görmüş olacağım hangisi daha iyi Onu da görmek istemiyorum ama kapatamıyoruz ya. Şimdi ilk raporda ne demiştik? Şöyle bakalım. Zugönde bu dik arkada 3555 ağır yaralı karşı taraftan 4223 almışız. Şöyle ilk rapor şuradaki raporlara bakalım. Bunu da şuraya favorilere alalım. 3355 ağır yaralı 3800 de iyileştirme. İyileştirme Zuge'de daha fazla kazanmışız bu dik arkada olduğu için. 3283 3114 4. bu farklı bir rapor mu? Yok bu normal rapor evet. 3114 3283 daha fazla ağır yaralı vermişiz. Budika önde şey Zuge önde Budika arkada 4200 karşı taraftan hemen hemen aynı. Şöyle bir daha yapalım. İki, iki tane yapmışız. Bunda da iki olsun. 3 olmasına gerek yok. Böyle ikinci testimizi yapalım. 30 bin diyelim. Yine bir Budika YSG yapalım buraya. 30 dedik. Bu aralar biraz daha fazla video gelmeye başlayabilir. Çünkü Biliyorsunuz Ramazan girdi. Bu arada herkesin Ramazan'ı e, mübarek olsun, hayırlı olsun. Allah inşallah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Videonun başında söyledim mi hatırlamıyorum. Ama bir önceki çektiğim videolarda girişim bu şekildeydi. Unuttum. Kusura bakmayın. Yani tekrar belirttiğim gibi Ramazan'ınız mübarek olsun. Ramazan'ınız kutlu olsun. İnşallah Allah tuttuğunuz oruçlarınızı kabul etsin. Ne ne demiştim? He, Ramazan olduğu için çok fazla evde olacağım. E, işe çok fazla gitmiyorum. Daha fazla video gelebilir bu aralar belki de yine aynı stabil haftada 2 veya 3 tane video da gelebilir. O anki psikolojime bağlı açıkçası. Bu ton son testimizle yapalım ama galiba yine Budika önde, Zuge arkada kullanmamız daha iyi olacak gibi. Son rapora da bakalım. Eğer beni hem, tatmin etmezse emin olmazsam biz Zuge Budika daha bir test daha yapabilirim üçüncü. Bunda üçüncü testi yapabilirim. Böyle hemen bir rapora bakalım. Ağır yaralı. Karşıdan aldığımız 3638, 4200. Şunu da power e alalım. Ne demiştik? 3600 küsür, 3500 küsür. Burada 3200 daha az ağır yaralı veriyoruz. Karşıdan aldığımız hemen hemen aynı. Yine daha az veriyoruz. Karşıdan aldığımız aynı. Evet. Şimdi geçelim son noktaya, son olaya. Budika Zugi. hangisi daha iyi? Budika daha iyi raporlar alıyor. Burada test ettik. Daha önceki raporlar da hemen hemen aynıydı. Böyle power'ları atmadığım raporlar. Bakın Budika Zugi yine Budika daha iyi rapor almıştı. Burada da Budika daha iyi rapor aldı. Bunları da göstereyim. Yani arada bir sürü şöyle anlatmak gerekirse raporlar çok fazla rapor var. Raporların hepsi hemen hemen aynı olduğu için bunu söylüyorum. Çok fazla test ettik. Burada da mesela Budika önde, Zugi arkada daha iyi rapor almıştı. Burada da Budika önde, Zugi arkada. Şöyle göstereyim. Raporlar bu şekilde. Mesela bakın burada Zugi önde, YSG mesela bunu da test ettim. Zugi YSG yaptım. Budika YSG yaptım. Yine Budika daha iyiydi. Ya burada da Budika daha iyi. Sonra zük Zuge Budika falan. Son şey şu arkadaşlar, Budika Zuge'den daha iyi raporlar alıyor birebir fightlarda tabii ki de. Yani birebir team fight ya birebir fightlarda team fightlarda değil. Budika bir tık daha iyi rapor alıyor Zuge'den. Zuge mi önde Budika mı arkada diye sorarsanız kesinlikle Budika'yı önde, Zuge'yi arkada kullanmamız gerekiyor. Ee, videodan çıkan raporlardan çıkan sonuçlar bu. Fakat şöyle bir şey var. Şimdi gelelim benim kendi şahsi fikrime. Bir komutan yapacaksam elimde bir komutanı maksayacak altın kafa varsa ben hangisini yaparım? Budika mı yaparım? Zuge mi yaparım? Ben kesinlikle Zuge'den yanayım. Zuge'yi tercih ederdim. Çünkü Zuge alan hasarı vuruyor. Tabii ki de daha fazla kill toplarsınız sağda alan hasarı vurduğu için. Ben yapacak olsam Zuge'yi yaparım. Zuge daha iyi bir komutan benim açımdan. Yani en azından şöyle yani daha iyi derken raporlara bakarsam Budika daha iyi ama işlevsellik anlamında yani bana katkı sağlama anlamında Zuge bence daha iyi. Çünkü alan hasarı vurmasından dolayı daha fazla kill toplarım. Bir de yeni komutan Zuge daha yeni bir komutan. Şöyle bakalım mesela yetenek yetenek ağaçları zaten hemen hemen aynı. Skill'lerine baktığımız zaman hasar faktörü 2300. Alınan beceri artışı %35 demiş. Mesela şöyle bakalım. Doğrudan hasar faktörü 2300. Zuge'de 2000'di sanırım. Zuge'de 2000 hasar azaltma varıyormuş. %15. Hemen bu Budika'ya geçelim. İkinci skill'ine bakalım. Okçu saldırı bonusu %30 intikal hızı %10, %80 altına düş. Ayrıca %30 savunma kazanır diyor. Zugen'in ikinci skill neymiş? Hemen hemen aynı. Bakın burada da bir %50 ihtimalle kaldırır. %50 ihtimalle de 500 vuruyor. Yani ihtimalin tuttuğunu düşünürsek 2500. Telefonda kapanmasın ekranı. Hemen üçüncü skill'e bakalım. Beceri hasarı %20. %10 ihtimalle de %50 saldırı artışı kazanıyormuş. ihtimal üzerine 50 ihtimalle ne diyor? Kıta Beceri hasar düşüşü %25, %50 ihtimalle hasar bonusu %25, %25 ihtimalle de %50. Yani aslında işte biraz farklılık var. Zuge'nin şeylerine bakmadık. Üçüncü ve dördüncü skilline. Beceri hasarı %20, %50 ihtimalle de %10 ihtimalle de %50 okçu saldırı bonusu veriyormuş. Dördüncü skilli neymiş? Hasar bonusu %10 marki demiş. Doğrudan hasar faktörü de 3 tane düşman kıtasına kadar 1500 hasar faktörü bence bu e, Zuge'de çok daha fazla en azından vurduğu hasar yine belirtmekte fayda var bu sizin aslında sizin kendinizin karar vereceği bir şey siz artık e, neye göre yapmak istiyorsanız fakat benim düşüncem e, herhangi bir komutan yapacaksan elindeki komutan da yoksa bir okçu kıtası yapacaksan Zuge'yi tercih etmelisin benim düşüncem bu ama raporlar Budika'nın e, Zuge'den daha iyi olduğunu hatta e, Zuge'nin Budika'nın arkasında kullanılması gerektiğini bize söylüyor. Tekrar toplamak gerekirse Budika mı önde, Zuge mi önde diye videoyu toparlarsak Budika önde, Zuge arkada. Bu iki komutana da sahip olan arkadaşlar için söylüyorum. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bu bu, bu tarz videolar daha fazla gelebilir. Herhangi bir başka komutanla, okçu olur, süvari olur, piyade olur daha fazla video gelebilir. Lütfen beğenip e, takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.